Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle özellikle çeyizlik yeleklerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir örgü modeli paylaşmak istedim. Şöyle modelimize yakından bakalım. Gerçekten çok kibar, çok şık bir model. Böyle bakıldığında sanki çok zormuş gibi duruyor. Ama şimdi yaparken göreceksiniz. Göründüğü kadar zor bir model değil. Modelimizin arka yüzünün görüntüsü de bu şekilde. Ön yüzüne tekrar bakalım. Ben lastik örmeden modeli çıkardım. Sizler altına istediğiniz herhangi bir lastik modelini uygulayabilirsiniz. Şimdi modelin ilmek sayılarından da bahsetmem gerekirse, bakın şöyle 8 ilmekten modelimiz oluşuyor. Bir de arada ters ilmeğimiz var. Yani 9 ilmek ve 9 ilmeğin katları olarak ilmeklerimizi atıyoruz. En sona geldiğimizde de artı bir tane ilmek ilave edelim. Kenarlara da dilediğiniz sayıda kenar ilmeği bırakabilirsiniz. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden modelin yapımına hep birlikte başlayalım. Şimdi videomuza başlamadan önce eğer bu videoyla ilk defa kanalıma denk geldiyseniz, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. İlmeklerimizi atmaya başlayalım. İlmeklerin sayılarını ilmek atarken daha net anlayacaksınız. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 8 ilmek modelin kendisi için. Araya bir tane ilmek ilave ediyoruz. Aradaki haroşa için 9 ilmek oldu. Şimdi bu şekilde 9, 9 olarak ilmekleri atıyoruz. Bütün 9'lu sayıları attıktan sonra bir ilmek ilave ediyoruz. Her 9'un sonuna bir ilmek ilave değil. Bütün ilmeklerin devamına sadece bir ilmek. Ve 2 tane de kenar ilmeği ilave edebilirsiniz. İlmeklerimi attım. Bir sıra ön yüzde, bir sıra da arka yüzde ters olarak örüyorum. Modelimize bir zemin hazırlayalım. Sizler buraya istediğiniz herhangi bir lastik modelini yapabilirsiniz. Bu benim ördüğüm ters sırayı lastik örgü olarak düşünün. Üzerine de modelimizi kurmaya başlayacağız. Şimdi ben bu sırayı bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Attığım ilmekleri bir sıra ters olarak ördüm. Şimdi örgümüzün ön yüzünde iken modelimizi kurmaya başlıyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başlıyorum. Kenar ilmeğin devamındaki ilmeği ters olarak ördüm. Bir kenar ilmeği, bir tane ters ilmek. Şimdi 3 ilmek düz. 1, 2 ve 3. 3 tane düz ilmeğimi ördüm. 1 ilmek doladım. Sıradaki ilmeğimin yönünü sola doğru çevirdim. Ve yanındaki ilmekle birlikte düz olarak ördüm. Burada 1 ilmek attık, 1 ilmek eksilttik. Şimdi yine 3 ilmek düz. 1, 2 ve 3. İlk modelimizi tamamlamış olduk. Bir ilmek ters ördüm. Her iki modelin arasında olan ters ilmeğimiz. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 3 tane düz ilmeği ördüm. Bir ilmek doladım. Sıradaki ilmeğimin yönünü sola doğru çevirdim. Yanındaki ilmeği de aldım. 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. 3 ilmek düz. Bir tane ters ilmek ve kenar ilmeği. Modelimizin ilk kurulum sırasını bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi çevirip arka tarafa geçelim. Şimdi örgümün arkasında şu önde ters ilmekleri örmüştük. Modellerin arasında olan arka yüzde sadece o ilmekleri düz örüyoruz. Yaparken görelim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğin yanında bakın bir tane düz görünen ilmeğim var. Bunu düz olarak ördüm. Şimdi 8 ilmek ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Doladığımız ilmeğimizi de ters örüyoruz. 5, 6, 7 ve 8. 8 ters ilmeğin devamında yine bakın düz ilmeğim var. Onu düz ördüm. Yine 8 ilmek ters.
Burada yine düz görünen ilmeğimiz var. 8 ilmeğin devamındaki ilmeği düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafı. Döndüm. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Bakın ilk ajurlarımız da oluştu. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki ters ilmeği yine ters ördüm. Burası sürekli bu şekilde ilerliyor. Bir önceki sırada 3 tane ilmek örüp 1 ilmek atmıştık. Şimdi 4 tane ilmeği düz örelim. 1, 2, 3 ve 4. Ters örgüden sonra 4 tane ilmeği düz ördüm. 1 ilmek doladım. Bakın sıradaki ilmeğimi çevirip sola doğru kestim. Burada 2 tane düz ilmeğimiz var. Onları düz örelim. İlk modelimiz buraya kadar tamamlandı. Bakın aradaki ters ilmeği yine ters ördüm. 4 tane ilmeği düz. 4. ilmek bakın bir önceki sırada doladığımız ilmeğimiz. Ve hemen yanına 1 ilmek doluyoruz. İlmeğimin yönünü çevirip yine 2 ilmeği sola yatacak şekilde kesiyoruz. 2 tane düz ilmek. Bir ters ilmek ve bir kenar ilmeği. Modelimizin ön yüzdeki ikinci sırası. Arka tarafta yine ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Bir sıra daha birlikte yapalım. Bundan sonrasındaki arka sıraları anlatmadan geçerim. Çünkü burada sürekli aynı işlemi yapıyoruz. Sürekli aynı şeyleri anlatıp sizi yormak istemem. Bakın ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. 8 ters 1 düz. Tekrar ön yüze sıranın başına geldik. İkinci ajurumuz da oluştu bakın. Şimdi bu sırada üçüncü ajuru yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Doladığımız ilmeği de şimdi bu tarafa ilave edeceğiz. 2, 4, 5 tane ilmeği düz olarak örelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın doladığım ilmeği de ördüm. 3 ilmekle başlamıştık. 5 ilmeğe kadar çıktı. Hemen 1 ilmek doluyoruz. Sıradaki ilmeği çevirip yanındakiyle birleştirelim ve ikisini birlikte düz örelim. Bir ilmek atarken bir ilmek eksiltiyoruz. Bir tane de düz ilmeğim kaldı. Onu düz ördüm. Aradaki ters ilmeğim. Bakın ilk modelimiz burada. Şimdi aynı işlemi tekrar edelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane düz ilmek. Bir doluyoruz. İlmeğimi çevirip sola doğru ikisini kesiyorum. Bir ilmek düz. Bir ters ve bir kenar. Sıramın sonunda modelimin görüntüsü. Şimdi arkada ilmekleri olduğu gibi örelim. Sıranın başına gelelim. Ön yüze sıranın başına geldim tekrar. Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki ters ilmeğimi yine ters ördüm. 1 2 3 4 5 6 tane ilmeği düz olarak ördüm. Bir doladım. İlmeğimi çevirdim. Ve 2 ilmeği birleştirip düz olarak topladım. Bakın artık burada düz ilmeğimiz kalmadı. Bir ters ilmek ördüm. Yine ikinci modele başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeği sola doğru kestim. Bir ters ve kenar ilmeği. Bakın 1, 2, 3, 4 tane ajurumuz oldu. Şimdi arka tarafı yine örelim. İlmekleri gördüğümüz şekilde ön yüze gelelim. Şimdi ön yüzde sıranın başındayız. Ve şimdi burada modelimizi oluşturan şu süpürge gibi olan kısımları yapacağız. Hem modelin ilk başladığımız modelin son sırasını oluşturuyoruz bu sırada. Hem de yeni modelin ilk sırasına başlıyoruz.
Birlikte yapalım. Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmeği bakın yine ters olarak ördüm. Şimdi bu aşamadayken ipimi örgümün arkasına aldım. Kenar ilmeği bir tane ters ilmek. İpim örgümün arkasındayken ilk yaptığım ajurdan yani en alttaki boşluktan batıyorum ve buradan bir ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeğimi yukarıya doğru uzattım. Bunu tutuyoruz. Şimdi bir üstteki sıradaki ajurdan ikinci ilmeğimi çektim. Yine ikisini tutalım. Üçüncü boşluktan üçüncü ilmeğimizi çektik. Ve dördüncü ajur boşluğundan da dördüncü ilmeğimizi. Bakın dört tane uzun ilmeğimiz oldu. Şimdi bu ilmekleri sol şişime alıyorum. Dört tane uzun ilmeği. Ve onları düz olarak örüyorum. Şişimden çıkardım. İlk aşamayı tamamladık. Şimdi bu ilmeği tekrar sol şişe aldım. Bir kez daha düz örüyorum. Ve ilmeklerimi buraya kilitliyorum. Bakın ilmeklerimiz kilitlendi. Şimdi burada bir tane fazlalık ilmeğimiz oldu. Bu ilmeği de sol şişe aldım. Yanındaki ilmekle birleştirip ikisini birlikte düz örüyorum. Ve fazlalık ilmeği de burada kaybetmiş oluyorum. Bu ilk ilmeğimiz oldu. Şimdi yeni modele başlıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane ilmek düz ördüm. Şurada altta yaptığımız gibi. 3 ilmek düz, 1 doluyoruz. İlmeğin yönünü çevirip sola doğru 2 ilmeği kesiyoruz. 3 ilmek düz, 1, 2 ve 3. Bakın ilk modelimiz tamamlandı. Hem ilk modeli tamamladık hem de yeni modele de başlamış olduk. Şimdi aynı işlemi tekrar yapacağız. Aradaki ters ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi örgümün arkasına aldım. Nasıl yapmıştık? Şurada bakın 4 tane ajurumuz var. İlk alttakinden başlayıp hepsinden ilmek çıkartıyoruz. En alttakinden başladım ve ilmeğimi çıkardım. Tuttum bir üsttekinden 2 3 ve 4. Her ajurdan birer tane ilmek çıkardım. Toplam 4 tane ilmek. Sol şişimi aldım ilmeklerimi ve düz olarak ördüm. Çıkardım. Şimdi bu ilmeği bir kez daha düz örüyoruz. Ve yanındaki ilmekle birlikte bir kez daha düz örüyoruz. Bu ilmeği birinci ilmek sayıyoruz. 1, 2, 3 ilmek düz. Bir doladım. İlmeğin yönünü çevirip yanındaki ilmekle birlikte düz ördüm. Bakın yeni modele de başlamış oldum. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters ve kenar ilmeği. Hemen şöyle bakalım şimdi. Bakın ilk modelimiz oluşmuş oldu. Bundan sonrasında model yukarıya doğru ilerlerken aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Zaten modele de başlamış olduk. Altta yaptığımız işlemleri tekrarlayarak yukarı doğru örmeye devam edelim. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.